Tyrkiye, narodu, Krıma. Tyrkiye, narodu, Krıma. 2003 tarihinde Moskova'da basılmış çok bilimsel bir kitap var. Adından da anlayabileceğiniz gibi Kırım'ın Türk halkları bu kitabın adı. Bu bir standart bir kitaptır. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman, Türkler ve Tatarlar dediğiniz zaman çok şükür elimizde yeni çıkmış 2003 Tyrkiye, Narodu, Kırım'a kitabı var. Bu kitabın özelliği nedir? Üç bölüme ayrılıyor. Üç bölüme ayrılıyor kitap. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman siz Kırım Tatarları diyorsunuz. Ama aslında bilimsel olarak, tarihsel olarak üç halktan veya üç kategoriden bahsedebiliyoruz orada. Bir tanesini Rusçasıyla Karaim. İkincisi Krımskiye Tatarı. İkincisi Kırım Tatarları. Üçüncüsü Kırımçak. Kırımçaki. Demek ki bizim Türkçe'de genel olarak Kırım Tatarı dediğimizi biz orada birbirinden etnolojik, etnik açıdan ve zaman zaman din açısından da üçünden ayrı üç halkı görüyoruz. Zaten kitabın başlığı da bu. Tyrkiye Türklerin, Türk narod halk, Kırım'a Kırım'ın. Demek ki Karaim. Karaimleri şöyle ifade edebiliriz. İbraniler Karaim der, Batılılar Karaip der. Orada yaşayanlar ve biz Türkiye'de ve Ruslar Karay derler. Demek ki Kırım'dakilerin bir kısmı genel olarak Kırım Tatarı veya Kırımlı dediklerimizin bir önemli bölümü Karay'dır. Bunlar ne Türk'tür. Bunlara ya Karay deriz yahut Karay Türkleri deriz. Bunlardan kimi biliyoruz? Halit Refik Karay. Karay. İzleyicileriniz için önemlidir. Bunlar kara sözcüğünden gelirler. İbrani'de okumak demektir. Ve 15, 16. 17. yüzyılda en fazla şu köprünün Galata yakınında oturdukları için oraya Karaköy denir. Demek ki bugün Karaköy dediğimiz yerlerde eskiden Karay, sizin Kırımlılar dediğiniz Karaylar oturuyordu. İkincisi Kırım Tatarları deriz. Bunlar ayrı bir kategoridir. Dolayısıyla bana tevcih ettiğiniz soruda Kırımları sorduğunuz zaman diğer Tatarları ayırmak durumundayız. Ne demek o? Kazan Tatarları var. Yusuf Akçura. Akçura Yusuf büyük tarihçimiz, bilginimiz. Kısmen kim? Kazan Tatarlarından Lenin. Lenin'in bir tarafı Kazan Tatarı'dır. Ve Azerbaycan'da da dışarıdan baktığınızda Tatar denir onlara. Onları da ayırıyoruz. Bu nedenle sorduğunuz soruya yine de soru sorarsanız İlber Ortaylı arkadaşımızı ayrı tutuyoruz. Zaten bu şu sıralarda da bir ödül de almadı. Gittikçe de ödülsüz bir yere doğru gidiyor. Bunu da ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla Kırım Tatarları dediğimizde bunları ayırmış oluyoruz. Ha, bunlardan Karaylar Karay dini veya mezhebindendir.
Çok enteresandır bunlar. Yahudiliğin bir koludur Karaylar. Kara oradan gelir. Kırımçaklar, Türkiye'de de bu isim ve soyada yaklaşıyoruz. Onlar da net olarak Yahudi kabul edilir. Kırımskiyi Tatari, Kırım Tatarı dediğimiz genellikle Müslümandırlar. Türkçe'de konuşurlar. Tekrar edecek olursam Karaylar, Karay Yahudisi denilen çok tipik veya Karay Türkü denilen çok tipiktir. Son derece tipiktir bunlar. İnanılmaz güzel arı bir Türkçeleri vardır. Ve aynı zamanda da 8. yüzyılda ortaya çıkmış olan Karayın kolundandırlar. Dış görünüşlerinde Müslüman ama ayinleri, pek çok ayini Karayın, yani İbraniyettir. Şimdi bu sorduğunuz bunun ötesinde izin verirseniz iki ayrıntıyı daha yapayım. O da şu, son derece ödül alıyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar, bunlar doğru. Ancak AKP ile beraber en fazla ödül alanlarda dediğini, kim ödül aldı dediğiniz zaman hatırladığımız, ki yeni kitabımda Çöküş'te de tekrar tekrar ortaya çıkarttığım, birincisi kimdir? Jack Kamhi. İkincisi kimdir? İhsan Doğramacı. Burada ne söylüyoruz? Jack Kamhi Türkiye'de aşağı yukarı sivil kesimin hahambaşı gibi bir insandır. Yani dini kesimin Yahudidir. Buna bir itirazımız yok. Doğramacı'nın ise ana dilinin İbrani olduğunu göstermiş oluyorum. Bu birinci ayrıntıdır. Bu ödüllendirmeyi bunlardan çok fazla ayrı düşünemeyiz. Daha ayrı düşünemeyeceğimiz nedir? İkinci noktaya geliyorum. Verdiği bütün ödüllere bakmak durumundayız. En önemli ödülleri Kamhi ile Doğramacı'ya verdiler. Kamhi bir, biliyoruz, onlara hiçbir karşıtlığımız yok. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kuran zengin Yahudilerden bir tanesidir. Ona verdiler. Niye verdiler? Onu ben kitaplarımda yazacağım. Öbürü de Doğramacı. Doğramacı da bunu gayet kitaplarımızda da çıkarttık. Kendileriyle övünürken söyledikleri, ana dili İbrani. Ana dili gibi İbrani. Dolayısıyla buradan iki büyük örnekten söyleyebiliriz ki bunların çıkarttıkları tamam Karaydır, şudur, budur ama böyle bir eğilimi görüyoruz. Zaten benim de Türyevski Narodi Kırım'a kitabından da verdiğim bilgilere göre bunlar Kırımçaklar, Türkiye'de var bu soyadla. Kırımçak bu kitapta açıkça söyleniyor ki Kırımçak tipik Kırım Yahudisidir. Kırım Yahudilerine Kırımçak diyoruz. Karaylar var. Bunlar İslam ile İbraniyet karışımı diyebiliriz. Ama bir tür Sabateizm'e benzerler. Bir yanları İbrani, bir yanları da başkadır bunlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki bunlar nasıl oldular? O tarihte, doktrinde tartışmalıdır. Türk müydüler, Musevi oldular? Musevi miydiler, sonradan Türk oldular? Bu konuda çok ciddi tartışmalar vardır. Kökleri Hazar Yahudilerine gider. Bunlar inkar ederler ama inkar ederler, yanlış söyledim, reddederler. Biz hayır derler ama biz bağımsızız derler, biz esas böyleyiz derler. İnkar değil, bilimsel bir reddleri vardır. Benim çok yararlandığım bütün kaynakları, bunların ayinleri İbranidir, Türkçedir. Türkçeyi çok
güzel konuşurlar ama Türkçe yazmazlar. Rusça yazarlar. Dolayısıyla Kırımları incelemek için mutlaka Rusça bilmek lazım. Yani Rusça yazarlar. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Sizin sorunuz Ayhan Bey dostum. Ben size başka bu bilgileri şunun için veriyorum. Benim tespitlerime göre Ali Babacan, Cemil Çiçek,